Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir telefon incelemesiyle karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Redmi Note 11 cep telefonunu inceliyorum. Şimdi biliyorsunuz Redmi Xiaomi'nin bir alt markası ve marka seri halde telefon üretiyor. Bunlardan bir tanesi de bana teste gelen Redmi Note 11 modeli oldu. Her zaman yaptığım gibi ben bir genel görünümden bahsetmek istiyorum. Telefon oldukça şık bir tasarımla bizi karşılıyor. Ön taraftan başlıyoruz tabii her zaman olduğu gibi. Tam ortada en üstte böyle dairesel bir kameramız bizi karşılıyor. Daire şeklinde bir kamera bulunuyor ve bu kamera dokunduğumuz zaman da hissedebiliyoruz. Onu da söylemiş olalım. Yan çerçeveler oldukça ince. Hatta üst çerçeve ve yan çerçeve hemen hemen aynı. Alt kısmındaki çerçeve kalınlığı biraz daha yüksek ama çok da böyle kalın bir çerçeve olmadığını altını çizeyim. Önden baktığımızda sol tarafta bir tuş vesaire yok ama sim kart yuvamız var. Önden baktığımızda yine sağ tarafta ise açma kapama tuşumuz ki aynı zamanda bir parmak izi okuyucu var. O yüzden bir tık daha kalın oluyor telefonlar biliyorsunuz. Bir de ses açma kapama tuşumuz bulunuyor. Alt kısma baktığımızda ise hoparlör deliklerinin olduğunu görüyoruz. Bir de tam ortada arkadaşlar tip C bağlantı yuvamız bulunuyor. Bir de onun hemen yanında bir mikrofon deliği yer alıyor. Üst tarafta ise normalde bir şey olmaz ama bunda var. Kulaklık çıkışımız var 3.5 mm'lik. Yine hoparlör çıkışlarımız var. Anladığınız gibi 2 tane ve stereo hoparlörümüz var. Yine mikrofon deliğinin olduğunu burada da belirtmiş olayım. Şimdi telefonun teknik özelliklerinden biraz bahsetmek istiyorum. Detaylı teknik bilgileri açıklama kısmında bulacaksınız arkadaşlar. Telefonumuzun ekranı 6.43 inçlik Full HD AMOLED bir ekran, 90 Hz'lik ekran yenileme hızımız var. Snapdragon 680 işlemci, 4 GB RAM, 128 GB depolama, 50+8+2+2 olmak üzere dörtlü bir kamera bizleri karşılıyor. Bu arada NFC özelliğimiz var, kızılötesi alıcımız var, Full HD video kayıt yapabiliyor, hemen hemen arka kamera. Ön kameramız 13 megapiksel çözünürlük sunuyor. 5000 mAh'lik pil, çift hoparlör, 33 watt hızlı şarj ve 5400 TL civarında bir fiyat olduğunu söyleyeyim. Fiyat değişken arkadaşlar. 5000'in düştüğü zamanlar da oluyor. 5500 çıktığı zamanlar da oluyor. 5200 TL civarında bir ortalamayı kabul edebiliriz ama kurlar değişken, fiyatlar da değişken altını özellikle çizeyim. Şimdi gelelim telefonun kullanım deneyimine. Ben birçok test yaptım. Özellikle sentetik testler tarafında birçok test yaptım. Şimdi bunları arka arkaya göstereceğim sizlere. İşte Geekbench'inden tutun da PC markana kadar testler yine yaptım ve ortalama olarak Snapdragon 680 işlemci kullanan bir telefonun verebileceği puanları bana vermiş oldu ürün. İşlemci tarafından bahsetmişken birazcık daha onlara da değinmek istiyorum. İşlemci orta seviye bir işlemci. Geçen yılın Ekim ayında piyasaya sürülmüştü. Çok üst düzey bir özellik sunmuyor ama günlük işlerimizi rahatlıkla görebilecek kapasitede bir işlemci olduğunu söyleyeyim. 4 GB RAM ve 128 GB depolama da birçok durumda bizi kurtaracak bir deneyim sağlıyor. Özellikle 128 olması depolamanı ben beğendim. Çünkü 64 arkadaşlar zaten neredeyse yarısını işletim sistemi vesaire kullanıyor. 2-3 tane uygulama yükleseniz zaten 32 GB'ı dolduruyorsunuz. O yüzden 128 olması iyi olmuş. RAM tarafına da 4 GB birçok uygulamada günü kurtaracak bir performans sunduğunu söyleyebilirim. Oyunlarda vesaire de bir sıkıntı yaşamadan akıcı bir oyun deneyimi de yaşıyorsunuz bu telefonla arkadaşlar. Ben günlük işlerde kullandım. Oyun tarafını da kullandım ve MIUI 13 arayüzüyle geliyor. Bu da önemli arkadaşlar. MIUI 13 arayüzüyle birçok özelliği daha verimli bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Game Turbo var. Biliyorsunuz Xiaomi telefon kullandıysanız mutlaka biliyorsunuzdur bunu. Game Turbo bu telefonun oyun özelliklerini arttıran bir teknoloji arkadaşlar. Ve bu sayede bu Game Turbo sayesinde oyunlarda daha performanslı bir deneyim de sağlıyorsunuz. 60 ve 90 Hz olmak üzere ekran yenileme hızını siz manuel olarak arttırabiliyorsunuz veya düşürebiliyorsunuz. Tamamen size kalmış bir şey. Özellikle oyun tarafında bir şey yapacağınız zaman ben 90 Hz'e çıkarmanızı öneriyorum. Ekranda AMOLED olduğu için gayet güzel bir deneyim sunuyor. Özellikle oyunlarda bu akıcı performans. Hani böyle oyunlardaki o en küçük detayları bile çok net bir şekilde en azından 90 Hz tarafında görebiliyorsunuz. Günlük kullanımda ise 60 Hz'de kullanmanızı öneririm. Çünkü 90 Hz bir parça pil ömrünü de yiyen bir teknoloji. Ama oyun oynarken bence mutlaka ve mutlaka 90 Hz'e getirin. Zaten Game Turbo'yu açtığınızda birçok ayarı otomatik olarak o düzenliyor. Ekran parlaklığını kısıyor. Wi-Fi hızını arttıracak bazı tedbirler alabiliyor. Bu da önemli özelliklerinden bir tanesi olmuş. Şimdi gelelim telefonun kamera tarafına. Kamera tarafında söylemiştim teknik özelliklerde ama 50 megapiksel 8 ki 8 ultra geniş oluyor. 2 megapiksel makro ve 2 megapiksel de alan derinliği olmak üzere 4
4 tane kameramız var. Arka tarafta böyle oldukça nispeten büyük bir alanı kaplıyor ki 5 tane kamera varmış gibi görünüyor ama aslında bir tanesi LED lamba, zaten ilk bakışta onu anlıyorsunuz. Ana kamera biraz daha büyük, diğer 3 kamera ise daha küçük tasarlanmış. Kamera performansı açıkçası böyle bir ürün için normal geldi bana. Tabii ki üst düzey bir cep telefonuyla karşılaştıracak bir kamera performansı sunmuyor arkadaşlar. Ya da bu fiyat kategorisindeki rakiplerine baktığımızda çok yüksek bir kamera performansı olduğunu söyleyemem ama günü kurtarma anlamında, işinizi görme anlamında, özellikle ışığın iyi olduğu ortamlarda çok rahat bir şekilde güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Tek eleştireceğim konu şu, gece performansı epey düşük. Özellikle mesela gece modu var ama gece modunu sadece ana kamerada kullanabiliyorsunuz. O da çok çok iyi sonuç vermiyor arkadaşlar. Biraz daha iyi olabilirdi. Belki buraya biraz daha çalışabilirdi. Rakiplerinde bunun hani fersah fersah ötesinde bir çözüm sunduğunu da düşünmüyorum. Yani kendi kategorisinde baktığımızda ortalama bir noktada olduğunu söyleyebilirim kamera tarafında. Hemen hemen arka kameranın Full HD çekiyor olması bir parça sıkıntı bence. En azından ana kamera 4K çekse sanki daha iyi olurdu. Bunun dışında kamera tarafında hem önde hem arkada portre modları var, ekstra modlar var. 50 megapikseli kullanmak için, biliyorsunuz bu tip ürünlerde genelde böyle oluyor, 50 megapiksel çözünürlüklü bir sensör olmadığı için onu işte interpolasyon yöntemi deniyor buna. Bu yöntemle fotoğrafın kalitesi arttırılmış oluyor. Onu menüden, ayrıca bir menüden girip 50 megapiksel çekmeniz gerekiyor. 50 megapiksel çekebiliyor mu? Çekiyor ama hani tabii ki gerçek bir 50 megapiksel sensör gibi olmayacaktır sonuçlar ama günü kurtarmak anlamında işimizi gördüğünü de söyleyebilirim. Şimdi ekranda fotoğraf örneklerini görelim. Bir de video örneklerini görelim. Daha sonra videomuz devam edecek. Evet arkadaşlar, izlemekte olduğunuz bu videoyu Redmi Note 11 cep telefonu üzerinden kaydediyorum. Görüntü kalitesi işte bu şekilde, böyle farklı ışık koşullarındaki sonucu görün diye böyle balkonda sizin için çekim yapıyorum. Gelelim telefonun pil meselesine. Üzerinde 5000 mAh'lik oldukça iyi bir pil var arkadaşlar ve bu pille 17 saati geçkin bir sürede, ki ben PCMark testinden bahsediyorum, 17 saatlik bir pil ömrü aldım ben, ki gerçekten de çok yüksek bir rakam bu. Bu şu anlama geliyor, kabaca söylemek gerekirse 2 günü çok rahat bir şekilde götüreceğiniz anlamına geliyor. Yani 2 gün boyunca bu cihazı çok rahat kullanırsınız. Pil konusundan bahsetmişken adaptörü de es geçmeyeyim. Telefonla beraber 33 wattlık bir adaptör kutusundan çıkıyor. Bu adaptörle birlikte telefonu yaklaşık 1 saatte 0'dan %100'e kadar şarj edebiliyorsunuz. Bu arada merak edenler için şunu söyleyeyim. PUBG Mobile'de bir ısınma testi de yaptım. Yaklaşık 20 dakika oynadım bu telefonla PUBG Mobile'de. Isıya işte 26,5 derece civarında başladığımızı 33-34 derece civarında bitmiş oldu. Yani çok aşırı ısınma söz konusu değil ve oldukça da iyi bir deneyim sunduğunu söyleyebilirim telefonun. Cihazın üzerinde stereo hoparlör olması önemli bir ayrıntı. Çünkü bunu bazen çok soruyorsunuz. Oyun oynarken, film izlerken vesaire çok daha fazla keyif alıyorsunuz. Hem üst kısımda hem alt kısımda bir hoparlör yer alıyor arkadaşlar. Öte yandan telefonda bazı rakiplerinde bulunmayan işte NFC özelliği var. Bu güzel. Özellikle böyle İstanbul kart vesaire kullanıyorsunuz, işinize yarayacak bir özellik. Ek olarak kızılötesi özelliği var. Hemen üst kısımda bir kızılötesi portumuz var. Bu da böyle uzaktan kumanda olarak da kullanılabileceği anlamına geliyor. Televizyon vesaire gibi cihazları uzaktan kumanda olarak da açıp kapatabiliyorsunuz. Redmi Note 11 sayesinde.
sayesinde. Gelelim fiyatla ilgili yorumlarıma. Redmi Note 11'in fiyatı, ben bu incelemeyi yaptım, tarih itibariyle 5200 TL civarındaydı. 5400 çıktığı da oldu, 5000'e indiği de oldu. Farklı kampanyalar var, bunları takip ederseniz sevinirim. O yüzden günlük rakamları bana sormak yerine Google'a sormanızı öneriyorum. Çünkü değişiyor. Doların kuruna göre, euronun kuruna göre, çeşitli kampanyalara göre fiyatlar çok değişken arkadaşlar. Güzel bir kampanya yakalarsanız 5000 lira civarında da bu telefonu almanız mümkün olur diye düşünüyorum. Bence fiyatı sunduklarına göre normal. Yani 5000 lira artık çok yüksek bir rakam oldu bir telefon için belki, ama her şeyin fiyatının arttığı günümüzde artık biz bu rakamlara ne yazık ki normal demek zorunda kalıyoruz. Çünkü alternatiflerine baktığımızda benzer işlemci kullanılan diğer telefonların bu modelden daha pahalı olduğunu görüyoruz. Ha, onların belli açılardan farklı özellikleri de var. Daha iyi olanları da var. Donanım anlamında bir tık daha iyi olanları da var. Ama ben şunu söyleyebilirim. Fiyat performansı iyi dengelenmiş bir cep telefonu olmuş. Bu dengelenme sayesinde de telefon oldukça fiyat olarak güzel bir noktada duruyor. İncelimin daha sonuna geldim arkadaşlar. Bu videoda sizlere Redmi Note 11 cep telefonunu anlatmaya çalıştım. Elbette bu telefonla ilgili benim anlatmayı unuttuğum, sizin merak ettiğiniz farklı konularda mutlaka vardır. Yorum olarak yazmaktan çekinmeyin. Hepsini okuyacağım. Hepsini değerlendireceğim arkadaşlar. YouTube kanalıma abone olmayı, ki bu benim için önemli. Abone sayısıyla övünüyoruz. En çok bende var diyorum. Sizlerin bu tarz destekleri beni çok mutlu ediyor. Abone olmaya devam ederseniz çok sevinirim. Aramızda olmayanlar varsa. Olanlar için de eğer beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmiyorsanız açıklama kısmında çok güzel linkler bırakıyorum. Oradan da beni takip ederseniz çok sevinirim arkadaşlar. Farklı bir incelemede, farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.